Günaydın sevgili TV41 izleyicileri. Sağlık olsun programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bugün ailelerden bahsedeceğiz. Aile içinde neler yaşanıyor? Aile içinde bir şeyler yaşandığı zaman nereye gidilmeli, ne yapılmalı? Aile terapisi denen bir şey var. Bu nedir? Ne zaman bu terapistlere gitmemiz gerekiyor? Bu terapistlere gerçekten gitmemiz gerekiyor mu? Aile içi şiddetten biraz bahsedeceğiz. Kısacası bugün ailemizden bahsedeceğiz. Eğer sizin de aileniz hakkında merak ettikleriniz varsa, evet Aysu Hanım, bizim de böyle problemlerimiz var ama bir türlü bir başkasına gidip kendi derdimizi anlatamadık diyorsanız bizi arayabilirsiniz, programımıza katılabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0262 alan koduyla 322 88 78. Evet, bugünkü konuğum aile danışmanı Muharrem Köse. Muharrem Bey'e sorularınızı sorabilirsiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Toplumun en temel taşından bahsedeceğiz bugün, ailelerden. En küçük birimi ama toplumun olmazsa olmazı, toplumun üzerine inşa edildiği temel yapı aile. Kesinlikle. Aileden bahsedeceğiz. Öncelikle ideal aile diyelim. Hani evet, bizim hiçbir sorunumuz yok. Nasıl olmalı? Hani aile, çiftler arasındaki ilişki nasıl olmalı? Çiftler ya, ideal aile derken aslında sağlıklı aileden bahsetme şansımız var. Çünkü ideal çok geniş bir kavram ya da ulaşılması çok zor bir kavram olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve bu da aileleri çoğu zaman zorlayan bir noktaya gidiyor. Çünkü biz hiç sorun yaşamadan çok işte belli kriterlere, belli standartlara uyan bir aile olacağız diye çabalamaya başlıyorlar ama sonuç itibariyle ailenin temel malzemesi insan. Ve ailenin içinde her yaşanan şey de çok insansı ve insani şeyler. Bu sebepten dolayı sorun yaşamama gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden biz sağlıklı aileyi tanımlarken sorun çözme becerisi gelişmiş ya da sorunları çözebilen aile olarak tanımlıyoruz. Hiç sorun yaşamayan bir aile olarak değil. Aslında aileler hiç sorun yaşamıyorlarsa, kimse geldiklerinde biz hiç tartışmıyoruz. Hiç kavga etmiyoruz dediğimizde biz bunu endişeyle takip ederiz ya da endişeyle izleriz. Çünkü hiç sorun yaşanmıyorsa bir ailede ya ilişki tamamen bitmiştir. Çiftlerin birbirlerinden hiçbir beklentisi kalmamıştır. Taraflar tamamen kendi hayatlarını yaşamaya başlamışlardır. Ya da bir taraf tamamen diğer tarafa biat etmektedir. Hiç sesini çıkarmıyor ve bir tarafın tüm istekleri yerine getiriliyordur. Bu anlamda sorunsuz bir aile aslında çok tehlikeli bir noktada olabilir, çok sıkıntılı bir noktada olabilir. Sorun olmak zorunda çünkü insanların istek ve ihtiyaçları var ve bu istek ve ihtiyaçlar mutlaka ve mutlaka çakışırlar, çelişirler. Erkeğin istediği bir şeyle kadının istediği bir şey arasında mutlaka bir farklılık olur ki ikisi arasında da çok ciddi anlamda farklılıklar var kadın ve erkeğin bakış açısıyla ilgili olarak. Bu anlamda baktığımızda sorun mutlaka yaşayacaklar ama önemli olan o sorunu nasıl çözdükleri, nasıl çözebildikleri asıl odaklanılması gereken ya da sağlıklı aile dediğimiz ya da en başta söylediğimiz gibi ideal aile dediğimiz kavramı ortaya koyabilmenin çok yegane temel kuralı sorun çözme becerilerine bakabilmek, iletişim kanalları açık mı? Bu çok temel ve önemli noktalardan bir tanesi. Hem çiftler varsa çocuklar varsa ailenin içerisindeki diğer bireyler birbirleriyle sağlıklı bir iletişim kurabiliyorlar mı? Birbirlerine kendilerini ifade edebiliyorlar. Aynı zamanda karşı tarafın ne dediğini duyup anlayabiliyorlar mı? Hak vermek anlamında değil ama karşı tarafın istek ve ihtiyaçlarını duyup o istek ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak bir iletişim ağı organize edebiliyorlar mı? Bu çok temel konulardan bir tanesi. Bir sağlıklı aileye baktığımızda bir önemli temel noktalardan biri de aile içerisinde yaşayan fertlerin, bireylerin kendilerini o aileye ait hissetmeleri, aidiyet duygusu var mı? Ve oradaki bir takım ihtiyaçları karşılanabiliyor mu? Sevgi ihtiyacı karşılanabiliyor mu? Güvenlik ihtiyacı karşılanabiliyor mu? Barınma ihtiyacı karşılanabiliyor mu? Bütün bunlara baktığımızda bunlar minimum düzeyde sağlanabiliyorsa, ailenin mevcut şartları doğrultusunda sağlanabiliyorsa biz sağlıklı bir aile yapısından bahsetme şansımız var. En son bu söylediklerinizden başlarsak eğer, dediniz ki ihtiyaçları karşılanabiliyorsa, hani ihtiyaç deyince hep direkt işte maddi
ihtiyaç insanın aklına geliyor ama sevgi dediniz. Sevgi, güven dediniz. Güvenlik. Hani barınak dediniz. Sonuçta bir ev olması evet. gerekiyor. Bunlar karşılanabiliyor mu? Bir sevgi derken yani işte ne kadar sevgi verilmeli bir insana? Yani karşılıklı. Mesela biz bazen böyle çok abartıp dozunu çok aşırıya kaçıp sevgiyi boğucu yapabilen bir toplumuz. Burada iki çok temel nokta var bence. Bir tanesi, birincisi biz karşı taraf bizden ne kadar sevgi istiyor? Sevgi göstermemizi istiyor. Bu çok önemli. İşte 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuğunuz varsa onu mıncıklayarak, böyle avkalayarak sevebilirsiniz. Kucağınıza alırsınız, sıkarsınız. Çok fazla sevgi gösterebilirsiniz davranışsal olarak. Ama bu 16-17 yaşında bir ergen çocuksa bundan hiç hoşlanmayacaktır. Ama bunu göstermiyor olmanız, davranışsal olarak ifade etmiyor olmuş olmanız sevginizi vermediğiniz anlamına ya da onu sevmediğiniz anlamına gelmez. Bence sevginin bir limiti ve sınırı olmaması gerekiyor. Kişiye göre. Ama onu nasıl gösterdiğimiz, davranışlara nasıl döktüğümüz çok önemli ve temel nokta. Bu çok önemli. Cinsiyet de bu anlamda çok farklılık gösteriyor. Yani 6 yaşındaki bir erkek çocukla 6 yaşındaki bir kız çocuğuna gösterdiğiniz sevgi aynı paralellikte olmayacaktır. İkisinin arasında farklılık, onun kabul etmesiyle alakalı bir durum ortaya çıkacaktır. Ama bu sadece davranış olarak sevgiyi göstermekten bahsediyoruz. Fakat sevmekle ilgili hiçbir sorun olmaması gerekiyor. Yani sevmek, sevdiğinizi söylemek, bunu onunla birlikte uygun yollarla ifade etmek. Çünkü şöyle bir yanılgı vardır. Biz işte sevgiyi gösterdiğinde, sevdiğinizde şımarır. Evet. Böyle bir şey yok. Şımartan şey kural ve sınırların olmamasıdır. Sevgi adı altında kural ve sınırların ihlal ediliyor olması ile ilgili bir durumdur. Yoksa hiç kimse çok sevildiği için şımarmaz. Yani bir düşünün, sizi birileri çok sevdiği için şımarmadınız. Fakat kural ve sınırlar konmadıysa, sevgi adı altında sizin yapmamanız gereken şeylerin yapmanıza izin verildiyse, bir takım sınırları ihlal etmenize göz yumulduysa, sevgi adı altında bunlar yapıldıysa, siz sevgiden değil, o kuralların ve sınırların olmamasından dolayı şımarırsınız. Çok sevebilirsiniz fakat kural ve sınırları da koyarsınız. Çok seviyorum diye çocuğumun televizyon karşısında yemek yemesine izin vermek zorunda değilim. Evet. Böyle bir durum. Ya da çok seviyorum ama arabanın arka koltuğunda emniyet kemerini bağlaması. Ben eşimi çok sevdiğim için ona mütemadiyen her gün hediye almak zorunda. Değilsiniz. Yani ya da eşinizi çok sevdiğiniz için her gün onun sevdiği yemeklerin yapılması gibi bir durum söz konusu değil. Yani o kural, sınır ve her iki tarafında birbirine gösterdiği saygı burada çok önemli ve temel bir nokta. Fakat sevgi mütemadiyen olabildiğince çok verilsin. Sevgiyi çok vereceğiz. Evet. Kendine ait hissetmesi gerekiyor dediniz. Onunla da ilgili konuşacağız ama onun öncesinde kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz sevgili seyirciler. Çiftçilerimiz binbir emekle ürettikleri ürünleri ve yetiştirdikleri hayvanları tarım sigortasıyla güvence altına alıyor, geleceğe güvenle bakıyor. Dolu yaksa da, don da vursa, sel de alsa, fırtına da alıp götürse, hayvanlara bir hastalık da gelse, telef de olsalar, tersin zararımızı, ziyanımızı karşılıyor. Emeğimiz boşa gitmiyor. Yeniden ekip biçebilecek gücümüz oluyor. Üstelik primin yarısını da devlet ödüyor. Siz de hemen tarım sigortanızı yaptırın, ürünleri ve hayvanlarınızı güvence altına alın. Kafam rahat. Kısacık bir yerden sonra sizlerle beraber şimdi kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz.
Muharrem Bey dedik ki kendine ait hissetme duygusu. Bu nedir? Yani bir insan kendini o eve nasıl ait hisseder ya da hissettirilir? O ev ve ya da o ailenin içerisinde sizin sözünüz dinleniyorsa, kararlara müdahil olabiliyorsanız, o evin içinde önemli olduğunuz size hissettiriliyorsa, değerli olduğunuz size hissettiriliyorsa, ailenin diğer bireyleri tarafından kabul edildiğiniz, önemsendiğinizi fark ediyorsanız, aileye ait olduğunuzu hisseder ve bunu düşünmeye başlarsınız. Bu sadece aile değil aslında. Bütün etrafımız, yani bir iş yerinde de benzer bir durum söz konusudur. Ya da başka bir ortam içerisinde de, arkadaş çevresi içerisinde de benzer bir durum söz konusudur. Fakat aile içerisinde bu daha farklı, daha sınırlar açıktır, daha kişiler savunmasızdır. Çünkü her birey, aile bireyi kendisini birebir olduğu gibi orada ifade eder ve gösterir. Çünkü işte anne baba ve çocuk arasında ve çocuklar da eşler de kendilerini o ailenin bir parçası, bir vazgeçilmez bir parçası olduğunu görmek ve hissetmek ister. Bu herkes için geçerlidir. Hem erkek için, hem kadın için, hem çocuk için. Fakat bir işe yaramadığını düşünmeye başladığında, sürekli yaptığı işlerle ilgili eleştiriler almaya başladığında, kendisini önemsiz, değersiz hissetmeye başladığında o aile içerisinde nasıl bir yeri olduğunu birey sorgulamaya başlıyor ve tek o yerini tekrar, yani o aileye ait olabilmek için, o aileye eklemlenebilmek için bazen problemler çıkmaya başlıyor, arızalar çıkarmaya başlıyor. O zaman da dengeler bir alt üst oluş yaşıyor. Burada çok önemli bir temel nokta, kişilerin hepsinin birbirine saygı duyup o ailenin içerisinde birlikte yaşadıklarını kabul edebilmeleri. Çocuk da, kadın da, erkek de. Bu çok önemli bir nokta. Evet, yani herkes birey olarak kabul edip herkesin fikirlerine saygı duyulması gerekiyor. Ya ailenin içinde, tabii burada toplumda da öyle. Şöyle bir şey değil. Herkes, yani aile içerisinde işte çocuk, anne baba mutlak eşit bir pozisyonda değil. Böyle bir yanılgı içerisinde de düşmemek gerekiyor. Herkes sorumlulukları çerçevesinde bir takım yetkilerini kullanmak durumunda. Anne babanın ya da karı kocanın eşitliği üzerine herhangi bir şey söylemiyoruz burada. Onlar ailenin iki tane yöneticisi. Ama çocuklarla ilgili kararları almakla yükümlü, çocuklara dair sorumlulukları olan, çocuklarla ilgili olarak topluma sorumlulukları olan kişiler. Ama çocuklar da fikirlerini söyleyebilirler, kendilerini ifade edebilirler. Fakat burada kararı alması gereken, kararlara yön vermesi gereken anne ve baba ya da karı ve kocadır. Bu önemli bir nokta. Çünkü bazen şöyle bir yanılgı içerisinde de düşüyoruz. Yani biz çocuklar da her kararı eşit oy hakkıyla dahil olsunlar. Yani evet, çocuklar da karara dahil olsunlar. Fakat çocuğun hangi okula gidip gitmeyeceğine anne baba karar verir. Yani her karara dahil olmasın çocuklar. Fikir söylerler, taleplerini iletirler, kendilerini ifade ederler. Fakat bu konuda diğer kriterleri, parametreleri de göz önünde bulundurarak anne baba bir karar verir. Yani çocuk aile bütçesiyle ilgili bir bilgiye sahip değildir. Yani bir oyuncak almak istediğini ifade edebilir ama oyuncağın alıp alınmaması ile ilgili kararı anne babanın birlikte vermesi gereken bir karardır. Evet, yani kararları kimin vereceğini iyi bilelim aslında. Evet, bu anlamda söz söyleme hakkı var. Bu mutlaka kendisini ifade etmesi gerekiyor. İstek ve düşüncelerini ifade etmesi gerekiyor. Fakat anne babalık da belli bir noktada olması gereken bir şey, kavram. Kesinlikle. Peki, aile terapisti dediğimiz zaman ailenin neresindesiniz? Yani toplumda çok sık duyuyoruz. İşte çok boşanmalar var, işte aile içi şiddet var. Yani bunu neredeyse her gün ekranlarda görüyoruz. İşte istatistikler yapılıyor. Türkiye'de boşanma oranları son yıllarda %100 arttı diye. Aile terapisti olarak neredesiniz? Nerede durmanız gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Şimdi aile aslında şöyle bir, aileyi bir akrobatlar gibi ve bir dengede durmaya çalışan bir yapı olarak düşünün. Öyle bir sistem ki bir sürü iç içe geçmiş. İşte hem kadın için hem erkek için düşündüğümüzde hem evlatlar,
hem çalışırlar, iş sahibidirler, hem kardeştirler, hem arkadaştırlar. Böyle bir sürü küçük küçük sistemleri evet. vardır. Ve o bir sürü sistem içerisinde siz evliliği bir dengede tutmak zorundasınız. Böyle bir dengeyi oturtmak zorundasınız. Ve bunların birinde bir oynama olduğunda denge alt üst olmaya başlıyor. Aslında biz aile danışmanları olarak bu dengenin tekrar kurulmasına destek veren bir noktadayız. Yaptığımız iş bu. Geldiğinde çift bize iki tarafa da eşit mesafedeyizdir. Yani bizim cinsiyetimiz ne olursa olsun, kadın ya da erkek. Biz hatta orada şey deriz, cinsiyetimiz yok buraya girdiğimizde. Çünkü hem kadın hem erkeği de anlamakla ilgili bir çabamız var. İkisine de. Kimseye hak vermeye çalışmıyoruz. Burası bir hak verme kurumu değil. Çünkü haklı olmak da kimsenin bir işine yaramıyor açıkçası. Yani siz çok haklı olabilirsiniz. Fakat evet. her gün birbirinizi kavga ediyorsanız, tartışıyorsanız haklı olun. Ne işinize yaradı? Ya ben çok haklıyım ama hiçbir şey yok elimde gibi. Haklı ama mutsuz bir hayat evet. sürmeye devam edersiniz. O yüzden haklı olmak değil, çözüme odaklı, nasıl çözeriz üzerine odaklandığımız temel bir nokta. Ve şöyle bir çabamız vardır bizim. Kadın ve erkek konuşurlar ve tartışmayla birlikte bize geldikleri için genellikle o yoğun tartışmalar, kavgalar ve %100 haklı olduklarını düşündükleri için karşı tarafı da hiç dinlemezler. Kaç taraf bir şey anlatıyordur ama işte erkek bir şeyler bahseder ama kadın o esnada erkek konuşurken nasıl cevap vereceğini düşünür. Tabii dinleyemez otomatikman. Kadın da konuşurken erkek de aynı şekilde nasıl cevap vereceğini düşünür. Birbirlerini dinlemezler. Aynı zamanda ne söylediklerini de çok anlamazlar. Bizim çok temel işlevlerimizden bir tanesi dekodür görevi görmek. Yani erkek bir şey söylediğinde bunu mu demek istediniz diye çeviriyoruz. Kadın bir şey söylediğinde de erkeğe böyle bir şey mi söylemek istediniz diye çeviriyoruz ve iletişim kanallarını açmaya çalışıyoruz. Aslında aralarında kuramadıkları iletişimi evet, bir nevi birbirlerini duyup birbirlerini anlamalarını sağlamak. Evet. Şöyle bir misyonu yok tabii aile danışmanlarının. Biz işte evlilik kurumunu mutlaka devam ettirelim. Aile danışmanına gittiğinizde siz asla ve asla bütün sorunlarınızı çözer ve boşanmaktan vazgeçersiniz diye bir durum söz konusu değil. Hiçbir sorun kalmayacak size gelince öyle bir, falan. Öyle bir durum değil. Biz gerektiğinde boşanılabilmenin de bir yöntem olduğunu ifade ediyoruz. Ama hani şunu da açıklayalım. Boşanabilmenin de bir yöntem olduğunu ifade ediyorsunuz da hani doğru ifade ediyorsunuz. En tabii azından çiftler birbirini çok kırmıyorlar. Buna biz karar vermiyoruz. Yani aslında şöyle bir durum var. Çiftler bize geldiğinde biz mesela şöyle bir beklenti oluyor. İşte bize akıl verin. Benim aklım anca bana yetiyor. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Ben kimseye akıl veremem. Ya da işte bize öğüt verin, nasıl yapacağımızı anlatın gibi bir takım şeyler. Bu mümkün değil. Çünkü dediğim gibi herkesin aklı kendisine. Ama çiftler orada konuşabildiklerinde biz aslında büyük bir resim açıyoruz orada. Onların ilişkisinin resmini. Herkes kendi penceresinden baktığı için sadece bir miktarını görürken bir anda biz masanın üstüne o evliliğin bütününü koyuyoruz. Ve karı kocayı birlikte o resme bakın diyoruz. Bakın ki bu resimde aksayan neler var. İyi gitmeyen, size iyi gelmeyen, bu ilişkiyi sağlıklı zemine oturtmanızı engelleyen neler var? Çiftler bakıyorlar o resme, birlikte bakıyorlar ve diyorlar ki bazen, evet biz şuralarda bir takım değişiklikler yaparsak çok keyifli ve mutlu bir ilişkimiz olabilir. Yapıyorlar ve biz o değişikliklerin takibini birlikte belirliyoruz. İşte gerçekçi mi, somut mu? Yani öyle bazen şeyler olabiliyor ki işte sadece ilişkiyi kurtarmak için inanılmaz beklentiler çıkıyor ortaya ya da inanılmaz vaatler geliyor. İşte ben şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Bugün yani gerçekliği çok fazla olmayacak çok ya da değil. Sürdürülebilirliği çok fazla olmayacak. Hı hı. Bir takım öneriler ya da talepler ya da yapılabilecek şeyler ortaya atılıyor. Bunları birlikte test ediyoruz. Olabilir mi, yapılabilir mi, gerçekleştirilebilir mi şeklinde. Ve bir süre sonra sistem oturuyor ve onlar kendi sorunlarını çözebilme performansını geliştiriyorlar ve ilişki devam ediyor. Şimdi bu bir şey ama bazen de bakıyorlar ki o büyük resme. O büyük resim içerisinde biz bu sorunları çözemeyeceğiz diyorlar. Yani bizim için en sağlıklısı yollarımızı ayırmak.
Bunun kararını yalnız kesinlikle ve kesinlikle çiftler veriyor. Yani biz işte hadi siz ayrılın artık bu sorunları çözemezsiniz falan öyle bir şey asla ve katta söylemiyor. Söyleyemeyiz, bu bizim işimiz değil. Ama çift o resme bakıyor, gidişata bakıyor ve diyor ki evet ya en sağlıklısı. Çünkü biz hep birbirimizi yiyoruz. Sağlıklı, huzurlu bir hayatımız kalmadı. O yüzden yollarımızı ayırmak en sağlıklısı bizim için diyor. Ve ondan sonra da nasıl boşanmaları gerektiğiyle ilgili ya da çocuklarla ilgili bir süreç varsa o çocuklarla ilgili süreci nasıl gerçekleştirmeleriyle ilgili o kısma sürecin giriyorsun. Biraz daha iyi gitmesini sağlıyor. Evet, yani aslında daha az tarafların birbirlerini kırıp dökmeden bu işi halletmeleri. Çünkü boşanmalar da bazen gereklidir. Kesinlikle. Fakat şunu da söylüyoruz biz aile danışmanları olarak. Bir tık biz evliliğin arkasındayız. Yani sürdürülebilmesi adına evliliklerin devam ettirilebilmesi adına o gözle bakmaya çalışırız. Oradan bir çiftlerin de bu noktadan bakması için bir çaba harcarız. Fakat bazen de olmuyor. Yani sorarız bu evliliği sürdürmek için neye ihtiyacınız var? Der ki hiçbir şey. Yani bu evliliği sürdürebilmem için hiçbir şey beni motive etmiyor. Bundan sonra da o evliliği sürdürebilmenin çok fazla bir şansı da kalmıyor. Fakat dediğim gibi bir tık biz evliliklerin arkasında durma noktasında bakış açımız böyle. Biraz destekliyoruz evlilikleri. Evet. Peki biz şeyde mi yanılıyoruz acaba? Biz böyle aile terapisine gitmek biraz istemiyoruz. Yani toplum olarak biraz daha kapalıyız. Yeni yeni açılmaya başlıyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Mesela biraz önce dediğiniz ya bana akıl verin. Hani çiftler size ödüyor. Bize akıl verin diyormuş. Hani biz böyle zannediyoruz. Çünkü biz hep derdimizi eşimize, dostumuza, konuya, komşuya açtığımız için onların aklını alıyoruz. Ya yani ben çok iyi bilirim. Bir çift kavga eder. Kadın gider arkadaşına, erkek gider arkadaşına. O onun aklını alır eve gelir. O onun aklını. Bu sefer olaylar daha çığ gibi büyür. Hani biz akıl almaya çok alışkın bir toplum olduğumuz için sizin de bize işte kendi aklınızı, kendi fikirlerinizi empoze edeceğinizi düşünüyoruz. Yok öyle bir şansımız yok. O zaman Muharrem'in ilişkisi, Muharrem'in bakış açısı bu iyi gelmeyebilir. Bir noktaya kadar belki o anda iyi gelir ama bu sürdürülebilir ve devam edebilir bir şey değil. Biz şöyle bir şey yapıyorum ben mesela. Danışmadan çıktıktan sonra bir üçüncü şahısla hem süreci hem de danışma seansı hem de ilişkileriyle ilgili yani sorunlarını ve sorunların çözüm yöntemlerini konuşmalarına izin vermiyorum. Bu onların bir ev ödevi şeklinde oluyor. Buradan çıktıktan sonra ne burada konuştuklarımızı ne de ilişkinizin sorunlarını ve sorunların çözüm yöntemlerini kendi aranızda ve bir üçüncü şahısla konuşmayacaksınız diyoruz. Üçüncü şahıs her kim olursa olsun, her ne olursa olsun. Peki normalde bunu konuşmak çok doğru. İşte aile terapisine gelmeden önce mesela buradan çıktıktan sonra dediniz. Yani size gelmeden önce de işte üçüncü ya da dördüncü şahısla çok şimdi aile ilişkilerini anlatmak. Genellikle şu konuşuluyor ve şey yapılıyor. Fakat aile büyükleri, arkadaşlar objektif davranmazlar. Davranamazlar. Onların şeyi değil bu anlamda çünkü işte arkadaştır, annesidir, babasıdır, kardeşidir, amcasıdır. Bir şekilde o objektifliğini yitiriyor. Bizim oradaki pozisyonumuz tamamen objektif. Yani biz iki tarafa da tarafsızız. İki tarafın da sorun çözmesi noktasında desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve şunu biliyoruz. Bir sorun varsa ilişkide, evlilikte her iki tarafta bundan pay sahibidir. Bir ilişkide ne yaşanıyorsa %50-%50 pay sahibidir. %50'si erkeğindir, %50'si kadınındır. Kadının yaptığı ve yapmadığı, erkeğin yaptığı ve yapmadığı bir takım şeylerden dolayı ilişki bir noktaya gelmiştir. İyi ya da kötü. Bilmiyoruz. Fakat her iki tarafında buna katkısı vardır, payı vardır. O yüzden genellikle bu gözden kaçılır. Bir haklı haksız aranır. Evet, hep öyledir. Ama bulduk haklı haksızı ne olacak? Yani bir tadın içi rahatlayacak. Yani en uç noktadan ben size örnek vereyim. Aldatma vakaları gelir. Bir haklı bir haksız var mıdır ortada? Görüntü itibariyle vardır. Yani evet. Bu oradan baktığınızda nasıl bir sonuç elde edersiniz? Hiçbir şey.
Zaten o noktada bir şey arıyorsanız, bir haklı haksız arıyorsunuz, mahkemeye gider boşanırsınız. Ama aile danışmanına geldiyseniz ne oldu da bu ilişki bu noktaya geldi sorusunun cevabını ararız. Çünkü hiç kimse durduk yere eğer ciddi anlamda farklı bir problem yoksa arka tarafta bir aldatmayı yaşamaz. Evet. Bu konulara gireceğiz. Evet. Kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bu konuları uzun uzun konuşacağız. Tamam, sevgili seyirciler, kısacık bir aramız var. Aradan sonra sizlerle beraberiz. Milan Gaz, likit gaz. Evimin güvencesi. Milan Gaz, likit gaz. Mutlu yuvamın güvencesi. Kısacık bir aradan sonra sizlerle beraberiz ve aldatmadan konumuza devam ediyoruz. Dedik ki aldatan çiftler de var. Hani bu çiftlerde de kim haklı kim haksız diyoruz. Biz genelde hep böyle işte aldatanı ortaya koyarız. Evet. Onu böyle didik ederiz toplum olarak yani. Hani hiç karşı taraf neden aldattı, niye aldattı, hani aldatmasının sebebi neydi değil. Aldattıysa suçludur. Yani şunu tabii ki asla söylemiyoruz. Aldatmak, ilişkiye bir üçüncü kişiyi sokmak, yaşanan her ne sorunsa bunun bir çözümü değil. Sağlıklı bir çözümü de değil. Bu anlamda kabul edilebilir bir yöntem olarak değerlendirmiyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Fakat yaşanmışsa böyle bir durum, o zaman ne oluyor da bu ilişkide böyle bir üçüncü şahıs devreye giriyor ya da üçüncü şahıslar devreye giriyor? Bu çatlak nedir ya da çatlaklar nedir'e bir bakmak gerekiyor ki onu tamir edebilelim. Yani aslında baktığınızda ilişkiler aldatmadan sonra ciddi anlamda %80'lere oranda bir sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Böyle bir süreç de var. Aldatma sonrasında eğer uygun müdahaleler yapılabilirse, çiftler kendi aralarında bu sorunu uygun bir şekilde halledebilirlerse. Çünkü birçok sebebi ortaya çıkabiliyor. Yani bir tek sebepten bahsetmiyoruz. Mesela çiftlerin orada ilk akıllarına gelen beni sevmiyor geliyor. Evet. Beni seviyor olsaydı aldatmazdı. Hayır, seviyor. Sevgiyle ilgili hiçbir sorunu yok, saygıyla ilgili hiçbir sorunu yok. Fakat başka bir mekanizma devreye giriyor orada. İşte bir heyecan arayışı olabiliyor. Kendisini daha iyi hissedebileceği üçüncü ayak dediğimiz bir ayak ortaya çıkıyor, çıkmasını sağlayabiliyor. Çünkü ilişki içerisinde kendini iyi hissetmediği belli noktalar oluyor ve orada kendisini iyi hissetmeye başlıyor. Kendisini daha özel, daha güzel, daha iyi davranıldığını düşünebiliyor.
Ya da baktığınızda işte o 40 yaş sendromu denilen bir takım şeyler devreye giriyor. Hala prim yaptığını düşünmek istiyor ya da düşünüyor. Cinsel anlamda farklı bir takım arayışlar içerisine giriyor ya da ilişki içerisindeki cinselliğin ona yetmemesiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor. Birçok şeyi sayabiliriz. Yalnız şuna da bir açıklık getirelim. Aldatmayı sayıyoruz ama biz hep erkek aldatmasını gözümüzde canlandırıyoruz. Ama her iki tarafta da olabiliyor. Her iki tarafta da olabiliyor. Bunları her iki taraf için de söylüyoruz şu aynen, anda. Evet. Aynen. Her iki taraf için de söyleyebiliyoruz. Hı-hı. Ve bu anlamda baktığınızda ne oluyor da ilişkide bir çatlak oluşuyor ve bu çatlaktan bir üçüncü kişi giriyor sorusunun cevabını arıyoruz biz. Ve bu anlamda bu sorunun cevabı ile birlikte tabii ki her iki tarafında yapabileceği ve yapması gereken şeyler üzerinde konuşuyoruz. Şu soruyu da tabii ki soruyoruz. Yani bu süreci bitirip unutma şansımız yok ama onu paketleyip arşive kaldıracağız. Paketleyip arşive kaldıracak mısınız yoksa sürekli gündeme getirecek misiniz? Bir güven problemi ortaya çıkınca tabii ki güven problemi de ortaya çıkıyor. O güven probleminde ayrıca çalışmak gerekiyor ama güven probleminde şöyle bir şey söylüyoruz. Siz güvenirseniz güvenirsiniz. Karşı taraf ağzıyla kuş tutsa siz güvenmiyorsanız güvenmezsiniz. O yüzden siz güvenmek için neler yapabilirsiniz üzerine biraz çalışıyoruz. Tabii diğer aldatan eşin de bu anlamda yapabileceği ve yapması gereken şeyleri de ortaya koyuyoruz. Ve ilişkiyi tekrar yapılandırıp farklı bir formatta ilişkiye devam etmelerini sağlıyoruz. Hı hı. Bu anlamda çok kolay bir süreç olmuyor tabii. Her iki taraf için de çok üzücü ve çok yıpratıcı bir noktaya gidiyor. Fakat genellikle de bu sürecin sonunda çiftler keyifli bir ilişkiye devam edebiliyorlar. Sürecin sonunda tabii dışarıdan bir yardım alınırsa hani çünkü yardım alınmadığı zaman çiftler böyle sürekli bir didişme halinde didişme olacak. Halinde kadın erkeğe güvenmeyecek, erkek kadına güvenmeyecek, evet. Onu aldattıysa yani sürekli bir didişme hali olacak ve çözülmeyen problemler olacak. Üst üste konu. Bu sefer işte çocuklar için sana katlandım. O diyecek ki işte çocuklarım ziyan olmasın diye seninle beraber oldum. Mutsuz bir evlilik, işte kara bulutlu bir evlilik olacak evet, bu evlilik. Şey, sürekli bir kriz hali ve evet. Çok aslında temel yanılgılardan bir tanesi de çocuklar için katlanmak kavramıdır. Evet bir noktaya kadar gider. Ama hep bu bahanedir. Yani bizim anneannelerimizden, annelerimizden gelen yani, bir bahanedir yani bence. Başka şeyler de devreye girer ama evliliğin enerjisi, evliliğin dinamosu, evliliğe güç sağlayan nokta karı kocalıktır. Eğer karı kocalığı tükettiyseniz, karı kocalıkla ilgili bir yaşamla, karı kocalığı yaşamakla ilgili sorunlar yaşamaya başladıysanız ve bu artık iyice tıkanma noktasına geldiyse çocuk da, para da, başka şeyler de gözünüz görmez ve bitirirsiniz ilişkiyi. Çocuklar şu anlamda bu sürecin biraz daha uzamasına katkı sunarlar. Biraz daha sabretmenize katkı sunarlar. Bitti mi ama artık çocuklar da o ilişkiyi kurtaramaz. Böyle bir durum. O yüzden çocuklara atfetmek yerine karı kocalığı tahkimatını güçlendirecek, karı kocalığı sağlamlaştıracak faaliyetlere önem vermek gerekiyor. Sorarız biz çiftlere, karı koca olarak ne yapıyorsunuz? Hemen işte yemeğe gidiyoruz, güzel. Sinemaya gidiyoruz, güzel. Kimle gidiyorsunuz? Çocuklarla. İşte çocuklar, 4 kişilik aile birlikte. Ben diyorum ki anne baba olarak ne yapıyorsunuz diye sormuyorum. Karı koca olarak ne yapıyorsunuz? Şimdi biz bunu sorduğumuzda da hemen işte ekonomik durum, zaman, enerji. Çok zaman, çok enerji ve çok paraya ihtiyacınız yoktur bunun için. Yapabileceğiniz o kadar çok şey vardır ki. Evin içinde de, evin dışında da ille karı koca faaliyeti yapacağız dediğinizde siz ille işte eşinizle baş başa yemeğe gitmek zorunda değilsiniz. Bu bir alternatiftir. Fakat ille işte bir yerde çay içmeye gitmek zorunda değilsiniz. Bir tatile gitmek zorunda değilsiniz. Evin içinde de yapabileceğiniz, çocuklar uyuduktan sonra da yapabileceğiniz. Sadece bunun için. Örnek veriyorum, siz işte birlikte tavla oynamaktan çok keyif alıyorsanız birlikte tavla oynayabilirsiniz. Basit bir şey söylüyorum. Balkona çıkıp karşılıklı birer kahve içebilirsiniz. Fakat bunu birbirinize ayırdığınız zaman olarak atfederek... Çok sevdiğiniz, birlikte seyretmekten hoşlandığınız filmler vardır. Oturur, o filmleri seyredersiniz. Birlikte mutfakta bir takım aktiviteler yaparsınız.
birbirinize sarılır, saçınızı okşarsınız. Bu da birbirimize ayırmış. Güzel bir zaman sonuçta. Aklınıza gelebilir. Yani bu sizin yaratıcılığınızla çok alakalı. Yüzlerce şey sayabiliriz bununla ilgili. Yüzlerce şey. Evin içinde, evin dışında. Dediğim gibi çok zaman, çok enerji ve çok paraya ihtiyacınız yok. Hı-hı. Kriter şu. Ben bundan keyif alıyor muyum? Eşim bundan keyif alıyor mu? Ve biz bu aktiviteyi yaptığımızda birbirimize zaman ayırıyor muyuz? Eğer bu soruların cevabını evet diyorsanız siz karı kocalığınıza zaman ayırıyorsunuzdur. Çok şimdi herkes düşünsün be. Bir düşün yani. Evet, bir düşünün bakalım karı koca olarak birbirinize zaman ayırıyor musunuz? Hı-hı. Yani işte eşiniz gelince onu nasıl karşılıyorsunuz? Çocuklar uyuyunca eşinize Hı-hı. ne gibi şeyler yapıyorsunuz? En azından balkonda bir bardak ya da mutfağınızda birer Hı-hı. bardak kahve içiyor musunuz eşinizle? Yani kapıdan içeri girdiğinde çocuklar ayaktayken bile kapıdan içeri girdiğinde ona bir sarılmak ya da iyi ki geldin seni özledim demiş olmak bile karı kocalığa ayrılan bir zamandır. Yani o karı kocalığı hareketlendiren, karı kocalığı birbirini sevdiğini, birbirini önemsediğini, birbirini değer verdiğini ifade etmenin bir yoludur. Zaten karı kocalıktan bahsettiğimiz de bu. Yani mucizeler, olağanüstü romantik aktiviteler falan beklemiyoruz. Çok minik minik şeyler ama bu minik minik şeyler de karı kocalığı canlı tutar. Evet, o zaman hani bugünden eğer yapmıyorsanız da bugünden sonra bence yapmaya başlayın. Ailenizi böyle daha dinamik, daha güzel, daha hayatta tutmak istiyorsanız değil mi Muharrem Evet, Bey? Evet, kesinlikle. Çünkü çok anlattığınız şeyler çok ufacık şeyler, yapılabilecek şeyler. Yapılabilecek şeyler. Hani çocuklar da bunlara engel değil. Kesinlikle değil. Yani bunun bir bahanesi yok. Mutlaka ve mutlaka yapılabilir. Çocuklarla birlikte yapılacak şeylerle eşle karı kocanın birlikte yapacağı şeyleri mutlaka ayırması gerekiyor. Ama dediğim gibi biz evlendiğimiz anda toplum olarak böyle bir şey var. Evlendiğimiz anda anne baba formunda yaşamaya başlıyoruz. Hele çocuk olduktan sonra bütün hayatımız bu anlamda çocuğa endeksli bir hayat oluyor. Şöyle bir soru soruyorum. İlk 5, en hayatınızdaki en önemli ilk 5 şeyinizi sıralarsanız bir numarada kim var? Kendimiz. Bunu öğrendim ama. Bunu öğrendiniz. Evet. Ama buna hep cevap çocuklar gelir. Çocuklarımız, evet. Hep çocuklar gelir. Ve çocuklar geldiği için de kişi hem zaten kendimizi çok üzdür. Çocuklar geldiği için de direkt onlarla endeksli bir hayat ve sanki başka hiçbir hayatımız yokmuş gibi bir yaşam kurgulamaya başlarız. Bu da bir sürü şeyi. Önce ben bunalıp sıkılmaya başlarım. Arkasından evlilik bunalıp sıkılmaya başlar. Bir süre sonra patlamalar yaşanmaya başlıyor. Ama ben hep şey diyorum. Yani biraz böyle ileriyi düşündüğümüz zaman, kendi annelerimizi babamızı düşündüğümüz zaman aslında hayatımızın odak noktasına çocuklarımızın olmaması gerektiğini anlayabiliriz. Çünkü her çocuk, yani her birey İşte üniversiteyi okuduğu zaman ya da dışarıda çalışmaya başladığı zaman yani aileden bir şekilde kopuyor. Ve hep ediyle bir de hani bizim çok klasik bir tabirimiz evet. vardır ya. Karı koca baş başa kalıyorlar. Aynen. Üniversiteye de gerek kalmıyor artık işte büyüyor. Büyüyünce kopuyor artık. Benim 7 yaşında bir kızım var. Arkadaşlarıyla birlikte o kadar çok zaman geçirmeye başladı ki bizimle geçirdiği zaman gittikçe azalıyor. Olması olması gereken bu. Çok olağan ve normal bir şey. Bu büyüdükçe daha da artarak devam edecek bir şey. İşte sizin dediğiniz gibi üniversitedir, mesleğidir. Bitecek. Evet. Ama biz onu çok sevmeye devam edeceğiz. O bizi çok sevmeye devam edecek. Bununla ilgili bir sorun yok. Fakat onun bizden ayrılıp kendi hayatını kuracağını kabullenmemiz gerekiyor. Odak noktası yapmamamız gerekiyor evet, galiba çocukları. Evet. Çünkü bazı anneler babalar görüyorum ben inanılmaz saplantı durumunda. Çocukları odak noktası olmuş durumda işte onsuz hayat geçmez. Öyle olur böyle olur. İki tarafa da zarar, üç evet. tarafa da zarar veriyor. Sonra, kendisine, ailesine, çocuğuna, herkese zarar veriyor. Sonra da bize işte gelin kaynana ya da damat kaynana sıkıntılarıyla birlikte gelebiliyorlar. Bizim de başka bir alanımız böylece ortaya çıkmış oluyor. O büyük aile ya da birincil aile dediğimiz ailelerle yaşanan sorunlar da aile danışmanlarının temel konularından bir tanesi. Bunun çok altında yatan temel nedenlerden bir tanesi de erkeğin ya da kadının kendi ailesiyle olan bağlarını çözememiş olması. Nasıl yani?
Biz yani yetişkin oluyorsunuz ve yetişkin olduk, evlenmeye karar veriyorsunuz, evleniyorsunuz. Evlendiğinizde sizin artık kendinize ait bir aileniz var. Eşiniz var, siz varsınız, eşiniz var. Daha sonra işte çocuklar devreye girerse, çocuklar var. Ama bu sizin çekirdek aileniz. Burada birincil öncelik. Olması gereken her şeyinizin birinci derecede yaşandığı yer sizin çekirdek ailenizdir. Evet. Diğer taraf bizim için çok önemli, çok sevdiğimiz kişiler, çok değer verdiğimiz kişiler. Onlar da az önce söylediğimiz işte o kendi haline bırakmamadan kaynaklı sürekli o birinci bizim kendi ailemizin içine bir şekilde girmeye çalışırlar. Ama bunu envai çeşit şekilde görebiliyoruz. Çok çok fazla. Yani işte arasına yatmaya kalkana kadar görme şansınız var. Gerçekten mi? Tabii tabii. Yani bu müdahaleler farklı farklı şekillerde olur. Ve bunlara baktığınızda kim izin verir buna? Eşlerden bir tanesi izin verir. Ya da eşlerden ikisi de izin verir. Kendi ailesiyle ilgili olarak, karşı tarafın ailesiyle ilgili olarak. Sonra siz karı koca olarak sorun yaşıyor musunuz? Hayır. Ama kendi aileleri devreye girdiğinde problemler yaşanmaya başlar. Orada önemli olan sizin karı kocalığınızı ne kadar tahkimatını güçlendirdiğiniz, karı kocalığı ne kadar sağlamlaştırdığınız. Çünkü oraya giriş çıkışları en aza indirdiğinizde ve her iki tarafta birbirinin önemlisi, değerlisi, biriciği olduğunu fark etmeye başladığında istediği kadar dışarıdan müdahale gelsin. Bu müdahaleler çok hissedilmez. Fakat mutlaka ve mutlaka işte anneler o bağı koparmamak için çaba harcarlar. Elinden gelen her şeyi yaparlar. Tabii tabii yani bizim gelenek ve göreneklerimiz de bu anlamda zaten buna göre dizayn edilmiş bir yapı vardır. O bağ devam etsin, o bağ koparılmasın anlamında. Çocuk da buna meyilliyse, eşlerden biri de buna meyilliyse, bu bağı koparmamakla ilgili bir çaba harcıyorsa bir sürü problem çıkmaya başlar arkasında. Evliliklerde huzursuzluklar çıkmaya başlar. Tabii ki evliliklerde huzursuzluklar çıkmaya başlar. O zaman biz devreye giriyoruz. Evet, hani o zaman iki siz varsınız. Çünkü bu huzursuzluklar çok fazla uzun süre devam ettiği zaman, iki taraftan birisi de anlamadığı zaman çok kötü sonuçlar tabii, doğabiliyor. Tabii. Yani çok problem ve sıkıntı ortaya çıkıyor. Orada şeyi vurguluyoruz. Yani siz karı kocasınız. Önceliğiniz siz olmak zorunda. Hı-hı. Onları çok seviyoruz. Bizim için çok değerli, çok önemliler. Bu hiç tartışma götürmez. Ama onları da savunmak zorunda değilsiniz. Yani onlar da yetişkin sonuç itibariyle. Yaptıkları davranışları varsa bırakın muhatap oldukları kişilerle bu sorunu çözsünler. Çünkü en yaşanan sıkıntılardan biri işte kadının annesiyle kocası arasında kalıyor olması ya da erkeğin annesiyle karısı arasında kalıyor olması. Çıkın aradan ve o iki yetişkin sorununu bir şekilde çözer. Şimdi ben eminim bizi izleyen ve gerçekten böyle gelin kaynana işte kaynana damat sorunu yaşayan çok fazla insan var. Ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yine biraz önce dediğimiz gibi konudan komşudan akıl almaya çalışıyorlar. O zaman sevgili seyirciler çözümü bulduk. Eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız bence muhakkak bir aile terapistine gidin. Yani aile terapistleri size akıl vermiyorlar. Sizin söylediklerinize dekoder olup önünüze seriyorlar. Sonra artık nasıl davranmak istiyorsanız öyle davranabilirsiniz. Evet, o alternatifler içerisinde, çözüm yöntemleri içerisinden hangisini seçmek istiyorsa. Çünkü bir çözüm yok. Birçok çözüm ortaya çıkabiliyor. O çözümlerden hangisi onlara uygun geliyorsa, kendi yaşamlarına, kültürlerine, hayat tarzlarına onlardan birini alıyorlar ve o şekilde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Evet. Peki Muharrem Bey, şey de sormak istiyorum. Çok da zamanımız yok, o yüzden hani hızlı hızlı geçeceğim biraz. Aile içi şiddet. Çok fazla görüyoruz şiddeti. İşte kadın cinayetlerini görüyoruz. Arada erkek cinayetlerini görüyoruz. İşte çocuklara şiddeti görüyoruz. Şiddet neden var bu kadar çok aile içinde toplumumuzda? Bu çok şey temel nedenlerinden bir tanesi sanırım bunun bir sorun çözme yöntemi olarak kullanılıyor olması. Bu, hani vurdum öldürdüm bitti gitti sorun bitti gibi mi düşünüyor? Bu sorun bitti gibi algılanıyor. Bu bir tanesi. Yani bunun başka bir alternatifi ve çözümünün olmayacağı düşünülüyor. Bir diğer şeyi karşımızdaki kişinin kendi aklının, kendi düşüncesinin kendi kararlarını verebileceğini kabullenmememizle ilgili
bir durum. Yani boşanmak istiyorum. Evet, boşanabilir insanlar. Ve boşanma tek taraflı alınan bir karardır. Yani ille her iki tarafta uyumlu, mutlu, huzurlu bir şekilde boşanmaya gitmeyebilir. Ama tek tarafta alınabilir bir karar. Karşı tarafın artık benimle birlikte yaşamak istemediğini kabullenmemekle ilgili. Ya da benim söylediğimin dışında başka istek ihtiyaçlarının olabileceğini kabullenmemekle ilgili bir noktada. Karşı tarafı yok sayan bir noktada aslında. Ve böyle bir baktığımızda bir kültür de oluşmaya başladı bununla ilgili. Yani erkeklerin üzerine de böyle bir, yani bir sorun varsa bu sorunu halletmenin yegane yolu var. İşte dövebilirsiniz, öldürebilirsiniz. Bu ciddi anlamda da pohpohlanan ve desteklenen bir yapı haline almaya başladı. Son zamanlarda. İşte çok namus cinayeti diye bir kavram vardır. Namus cinayeti diye bir kavram yoktur. Kadın cinayeti vardır. Kesinlikle. Çünkü siz bunu söylediğinizde bunu normalleştirmeye başlıyorsunuz. Bu sebepten dolayı hiçbir şekilde şiddetin her türlüsünün her halükarda kabul edilebilir olmadığı, sıfır tolerans gösterilmesi gerektiği net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Ve bu anlamda şiddete maruz kaldığında da her kim kalıyorsa, işte bu çocuk olabilir, yaşlı olabilir, çünkü aile içerisinde yaşlılara dönük şiddet de çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kadınlara yönelik şiddet de, çocuklara yönelik şiddet de sizin söylediğiniz gibi çok az olmakla birlikte, çok çok az olmakla birlikte erkeklere yönelik şiddet de yaşanıyor. Her kim bu şiddete maruz kalıyorsa mutlaka ve mutlaka yasal yollardan başvurması gereken yerlere mutlaka başvurması gerekiyor. Yani aile mahkemesi olabilir, karakol olabilir, hiçbir şey yoksa camı açıp komşularından yardım istemek olabilir. Ama mutlaka bu şiddeti durdurmanın bir yolu ve yöntemini bulmak gerekiyor. Çocukları da bu öğretilir bir hale aldı. Bu asıl tehlikeli nokta bu. Çünkü şiddet öğrenilen bir davranıştır. Yani kimse çok ciddi anlamda ruhsal sorunları yoksa doğuştan şiddete meyilli, şiddetle birlikte doğmaz. Fakat işte etrafına bakıyor. Sorun çözme yöntemi olarak neyi görüyoruz biz? Şiddeti görüyor. Yani birisi birisine vurduğunda bu sorunu hallettiğini düşündüğümüzde bunu çocuk da cebine koyuyor ve sorun çözme yöntemi olarak bunu ciddi anlamda kullanmaya başlıyor. Bu da toplum içerisinde yaygınlaşan, devam ede gelen bir sıkıntılı durum oluyor. Çünkü bu büyüyor ve büyüdüğünde de böyle davranması gerektiğini düşünüyor. İşte ben büyüdüğümde de eşimi dövebilirim. Bu gayet normal. Benim babam da yapıyordu. Benim babam da yapıyordu. Olması gereken de bu şeklinde. Ya da çaresiz kaldığımda şiddet bir yöntem, bir araç olarak benim karşımda duruyor da diyebiliyor. O yüzden mutlaka çok evin içerisinden bir defa bunu uzaklaştırmak gerekiyor ve başkalarının yaşam haklarına da mutlaka saygı duymanın önemli olduğunu, altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Çünkü karşı tarafında istek ve ihtiyaçları var ve o istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hayatını şekillendirebiliyor. Birbirine saygı sınırları çerçevesinde. Yani şiddeti ne çocuklarımıza öğreteceğiz, ne evimizde kullanacağız, ne evet, başka bir yerde sıfır, yani şiddet mutlaka ve mutlaka sıfır tolerans gösterilmesi gereken bir kavram. Ve bu anlamda hiçbir şekilde hayatın tüm alanlarından uzaklaştırmamız gerekiyor. Hayatımızın hiçbir yerinde olmaması gerekiyor. Ya, o şiddetle ilgili de şöyle bir, yani işte evet ben dövmüyorum diyor. Tamam, güzel. Dövmüyorsunuz. Bu çok güzel bir davranış. Ne yapıyorsunuz? Tuvalete kilitliyorum. Değişen bir şey olmadı yani, siz şiddet uyguluyorsunuz. Şiddet. Ben dövmüyorum ama diyorum ki işte artık senin annen olmayacağım, senin baban olmayacağım, seni sevmeyeceğim. Çok ağır. Yani duygusal şiddet uyguluyorsunuz bu seferinde. Benzer bir şekilde onun ekonomik anlamda istek ve ihtiyaçlarını karşılamıyorsunuz. Tehdit ediyoruz çocukları. Tehdit ediyoruz. Yani bu böyle bir şey. Bunlar olduğu sürece de şiddet farklı versiyonlarıyla, yani sadece fiziksel değil, duygusal anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, birçok anlamda şiddeti çocuklara uygulayabiliyoruz. O yüzden bir bütün olarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani şiddetin hiçbir türlüsü iyi değil. İşte ister eşler arasında olsun, ister çocuklar arasında olsun iyi bir şey eğitime değil. Eğitime katkısını da yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki sıfır.
Yani şöyle bir şey işte, ben bir tane vurduğumda o ki aklı başına gelir şöyle. O hiçbir şey olmuyor. Sadece o anda belki davranışı durduruyorsunuz. Ders çalışmıyorsa yine ders çalışmıyor. Yani siz çocuğunuzu dövdüğü için hiç bir çocuk ders çalışmaya başlamaz. Anlık iyileşme. Ve yani sadece o anda ders çalışıyormuş gibi görünür. O kadar. Ya da o yaptığı davranıştan o anda vazgeçer. Ertesi gün yapıyorsa o davranışı, o zaman siz o sorunu çözmemişsinizdir. O sorun devam ediyor bir şekilde. O zaman biraz daha hani aile terapisine gelirken çiftler arasında ya da işte hani çocuklarına yönelik öfke kontrolü seansları terapilerde veriyor musunuz? Tabii, öfke kontrolüyle ilgili mutlaka çalışma yapıyoruz ama öfkenin sonucunda insanlar, yani şöyle bir şey soruyoruz biz aile içi şiddette. Neden vuruyorsunuz? Çok öfkeliyim diyor. Çok kızıyorum diyor. Öfkelendiğim zaman gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Ben de girişiyorum. Güzel. Bir hadi öfke metre koyalım koltuğumuzun altına. Öfke metre ile birlikte siz kaç birime geldiğinde eşinizi dövmeye başlıyorsunuz? 5 birim. De örnek veriyorum. Peki 5 birim sinirlendiğiniz başka kimse var mı? İşte, var. Polise sinirlendiğinizde hiç dövdünüz mü? Patronunuza sinirlendiğiniz hiç dövdünüz mü? Babanıza sinirlendiğiniz hiç dövdünüz mü? Dövmedim. O zaman 5 birim sinirlendiğinizde siz kendinizi birilerine vurmaktan alıkoyabiliyorsunuz. Demek ki öfkeyle ilgili bir mesele değil bu. Orada öğrenilmiş bir davranışın tekrarlanmasıyla ilgili bir durum. İnsanlar öfkelenebilir çünkü. Öfke çok olağan ve normal bir şey. O yüzden doğru yöntemleri kullandığımızda, doğru yöntemlerle sorun çözmeye başladığımızda zaten şiddet ortadan kalkacaktır. Evet, o zaman şiddetsiz bir toplum istiyoruz. Evet, kesinlikle. Programımızın sonuna geldik maalesef. Son olarak söylemek istediğiniz var mı ailelerimize özellikle? Ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Birbirlerini önemsesinler. Mutlaka ve mutlaka her bir birey aile içerisinde yaşayan saygı duysunlar ve birbirlerinden sevgilerini asla ve asla esirgemesinler. Olabildiğince sevgilerini göstersinler. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun Muharrem Bey. Sevgili seyirciler, birbirimize sevgimizi gösterelim. Eşimize gösterelim, çocuğumuza gösterelim. Sevgi bize verilmiş en güzel şey, bedava sonuçta. Bunu göstermekten çekinmeyelim, sevgimizi göstermekten utanmayalım. Bence herkese sevgimizi gösterelim. Hayat sevince güzel demişler ya, o yüzden biz de insanları sevelim. Bir kere kendimizi sevelim, kendimizle barışık olalım. O zaman herkesi severiz. Sağlıklı, şiddetsiz, kavgasız günler diliyorum size. Sağlıkla kalın.